Biz daha önce Trabzon Maçka'ya çıkmıştık orada. Hatta çok değerli bir abimiz Saffet Genç'le tanıştık. Kemençi biraz daha oralarda ama Karadeniz'de. Yani hatta siz bana anlattın daha iyi olur. Yani nereye kadar ve bu sahillerde geçer? Şimdi Karadeniz'de kemençesiz olmaz. Karadeniz kemençesiz olmuyor. Asıl vatanı en çok kullanıldığı bölge diyelim daha doğrusu Trabzon, Giresun ve Rize ağırlıklı. Ama tabii Karadeniz'in özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kısmında oldukça yayılmış kemençe. Bizim kökenimiz de Trabzon taraftan yıllar önce bu tarafa yerleşmiş bir aile. Karadeniz deyince kemençeyi açıklamadan olmaz. Türk enstrümanıdır. Orta Asya'dan gıyak gıçak denilen bir aletten günümüz versiyonuna geldiği söyleniyor. Üç telli. Daha çok erik ve ardıç ağacı kullanılıyor. Şu kapağı da ladin dediğimiz ağaçtan yapılıyor. Üç telli, tiz sesli. Genelde horonlarda, oyunlarda kullanılan evet. Karadeniz'e has bir enstrüman. Tabii kemençe buraya kadar da gelmiş. Ne türlü müzikler yapılıyor yani? Nerede çalıyorsunuz? Şimdi daha çok yayla şenliklerinde kemençe daha çok kullanılıyor. Ama ev toplantılarında, düğünlerde de kemençe çalınıyor. Samsun bölgesi biraz mozaik bir bölge. Burada bağlama da çok hakim. Davul zurna da çok hakim. Kemençe de hakim. Hatta diğer enstrümanlar da burada çalınıyor. Samsun bu anlamda zengin bir şehrimiz. Evet, bir de bunun yapısı da yani yapımcılar da var bunun bu bölgede. Evet. O da biraz yayıldı. Çok değerli o da çok... kemençe yapımcıları var. Kemençe gibi ustaları da Karadeniz'e ve Türkiye'nin değişik coğrafyalarına yayılmışlar. Bu kültürü devam ettiriyorlar. Serhat'cığım bir de sadece kemençe değil tabii. Evet. Bir de kabak, kemanı da çalıyorsun. Peki bu da nasıl bu bölgeye gelmiş? Yani bu kemençeden önce var mıydı yoksa? Şimdi bu da Türk kökenli bir saz. Daha çok ülkemizde Ege, İç Ege, Burdur, Uşak, Denizli, İzmir o bölgelerde daha çok kullanılıyor. Bu bölgeye gelmesi tabii etkileşim. Müzik biliyorsunuz evrensel. Kabak kemanenin kemençeden farkı dört telli olması, daha zengin ses aralıklarına sahip olması. Türk halk müziği korolarında da sıkça kullanılıyor kabak kemanı. Bu bölgede daha ağırlık var mı? Mesela, çünkü siz mesela Trabzon'dan anlattığın gibi dediler bu yavaş yavaş tabii. Kemençe bu tarafa gelmiş. Bu da aynı şekilde. Aynı şekilde burada batıya gittikçe daha çok işte Kastamonu'da daha değişik böyle kabak kemane kemençe arası bir enstrüman var. Ege'ye gittikçe iyice kabak kemane halini alıyor. Esas bayağı ilginç bir nokta burası. Evet. Yani hem Karadeniz hem de Ege'den gelen tabii. Etkili sazlar. Dedim ya mozaik bir şehir, kültürü zengin bir şehir Samsun. Her türlü enstrümanın, her türlü etkileşimin görüldüğü bir şehir. Şimdi ben seni yakaladım güzel bir sazlı. Bir şeyler çalalım beraber. Ne çok olabilir? Çok sevinirim.
Bu bölgenin bir türküsü var. Çok da bilinen bir türkü Türkiye'de. Çarşambayı sel aldı diye bir türkümüz var. Hatta bağlamalı yaptık daha önce. Çok güzel, evet. Akın kardeşimizle bağlamalı çaldık. Şimdi bir de bu da yakışmaz. Olur mu? Yani ne derler? Yakışır, pardon. Çok özür dilerim. Çok sevinirim. Tamam, bir deneyelim. Çok teşekkür ederim. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Samsun'a geldiniz. Sizi ağırlamaktan onur duyduk. Çok sağ harika. Olun. Şimdi bir de kemençe esasında gitarla bazen uyuşulmuyor ama biz bir şeyler deneyeceğiz. Hem de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hem de arkadaşlarımıza gitar, kemençe, Karadeniz'den, Samsun'dan sevgiler. Bizim yolumuz devam. Evet sevgili arkadaşlar, Samsun'da bir baba oğlu bizi bekliyor. Baba bağlama çalıyor, oğlu ney çalıyor? İlginç bir şey olabilir. Benim gitarım da hazır, eşlik edebilirim. Hep beraber dinleyelim. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlümde arayan bulur derler. Oy ninnoşum, ninnoşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış yarimi, beyaz sızıp bir hoşum. Evet sevgili arkadaşlar, Samsun'da yöresel müziklerin peşindeyken bir baba oğlu yakaladık. Sebahattin ve Tuğrul. Evet. Şimdi hoş geldiniz programımıza. Hoş önce bulduk efendim. Siz de çok teşekkür ederiz. Şehrimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi kardeşlerim derim. Bizim programımız biliyorsunuz yöresel türküler yapıyoruz. Sizden de bu konuyla ilgili güzel örnekler, güzel sohbetlerimiz olacak. İnşallah. Önce sizi tanıyalım. Evet. Efendim öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Sağ olun. Ben Sabahattin Hafızoğlu, tarih öğretmeniyim. Ancak 4 yılda üniversiteden sonra konservatuvar okudum halk müziği bölümünde ve Türk halk müziğiyle yakın ilgim var. İlk Adım Belediyesi'nin halk müziği korosunda görev yapıyorum. Kendi okulumda halk müziği korosu çalıştırıyorum. Profesyonel anlamda da 90'dan beri halk müziğiyle ilgileniyorum. Ekiplerimle yurt içi ve yurt dışı konserlerim var. Onlara gidiyorum, geliyorum. Onun dışında da tarih öğretmeniyim. Okulda öğrencilerimle devam. Tarihle evet hasbihal ediyoruz diyelim. Bayağı yoğunsunuz. Evet. Tuğrul'cum sizi tanıyalım. Tuğrul Hafızoğlu zaten. Evet. Devamlı müziğin içindeyiz zaten. Üniversiteyi bitirdim Selçuk Üniversitesi'nde. Zaten yani neyi üflememin bir sebebi de Selçuk Üniversitesi'nde okumamın sebebi. Tabii. Evet tabii kaynağından gelme. Orada başladım neyi üflemeye. Zaten ailece müziğin içinde olduğumuz için de yani direkt dalış yaptım müziğe. Şimdi sizin özelliğiniz tabii
Konya'nın merkezi yani ne için? Tasavvuf müzikleri. Evet. Siz bundan etkilenip sizin babanızla veya de zaten kendi yaptığınız müzikleri adaptasyon yaptınız. Evet, halk müziğine uyarlama diyelim, sentezledik. Tasavvuf müziğinde kullanılan sazı, yani baş sazıdır zaten tasavvuf müziğinde. Ney sazını halk müziği ezgilerinde kullandık. Çok da hoş şeyler çıkıyor, çok tınlar, çok hoş tınlar oluyor. Yamadan gel yamadan, ah güzel ola. Kan damlıyor kamadan, yandım şeker olan. Böyle sevdam olup, ah güzel oğlan, beni iste babamdan, yandım şeker oğlan. Samsun özellikle çok mozaik bir yer, müzik olarak, kültür olarak. Peki sizin parçalarınızdan, yöresel müziklerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Samsun denince, türkü denince akla çarşamba iselaldı gelir, çarşamba dedikleri gelir, Kavak yöresinden yamadan gel yamadan türküsü gelir. Yine çok hareketli güzel bir türkümüz var, sular durulur derler diye bu türkü gelir. Efendim bir de Samsun denince aklımıza Debreli Hasan türküsü gelir. Bu türkü mesela, şimdi biz bunu Edirne'de yaptık. Doğru. Hasan. Oraya